सरी जात में ही छुपी मेरी ही कहानी है, जिक्र तेरा याद रहे रात आंखों में खो। Başımız sağ olsun. Hamza. Kur'an. Hamza çok üzgün. Herkes şu an perişan halde. Hepimiz anneme çok düşkündük. Geç otur. Hadi. Önce siz. Buyur. Selamünaleyküm. Kur'an, yabancı değil, Semin'in nişanlısıdır. Babaanne. Benim biricik babaannem. Beni bırakıp gitmezsin sen. Benim senden başka kimsem yok babaanne. Sensiz bu dünyada yapayalnızım ben. Beni bir başıma bırakıp gidemezsin. Beni hiç mi düşünmedin babaanne? Babaanne, ben sensiz ne yaparım? Sensiz nasıl yaşarım babaanne? Sensiz ne yaparım ben? Nereye giderim ben babaanne? Nereye gidiyorsun oğlum? Ezan okunmak üzere, sonra cenaze namazına duracağız. Hadi içeri geçelim artık. Hadi. Vakti geldi. Metin olmak hayır, zorundasın. Hayır, babaannemin gitmesine izin veremem. Hayır. Şahsiyan onunla ilgilen. Gel bakalım. Hayır babaanne. Allah rahmet eylesin. Cüret etme. Hamza lütfen. Böyle şeylerin zamanı değil. Ailemden herhangi bir kadının üstüne gölgen bile düşemez. Buna tahammül edemem. Ölmüş olsalar bile. Uzak dur. Keşke bana da haber verseydin. Ben de cenazeye gelirdim. Aklın başında mı senin? Evet, tabii ki başımda. Neden öyle söyledin? Tamam, ben de o zaman taziye için eve gelirim. Buna cesaretin var mı?
Evet, bunda büyütecek ne var ki? Bir gün gelmem gerekecek nasılsa. Öyle ama şimdi sırası değil. O zaman bir yerde buluşalım. Benim babaannem ölmüş, sen buluşalım diyorsun. Başın sağ olsun demek için Rumi. Bunu telefonda da yapabilirsin. Hayır, olmaz. Çünkü telefonda gözyaşlarını silemem. Babaannem bunu bana vasiyet etti. Seninle ilgilenmemi istedi. Ben asla sorumsuz biri olmadım. Hayatım boyunca sana hep bakacağım. Bu benim yaşadığım sürece kendime kestiğim bir ceza. Babaannem de bunu mühürledi. Rumi aslında çok haklıydı, biliyor musun? O sadece Hena'nın... Sadece Hena'nın babaannesiydi. Caliz? Hayırdır? Ben... Hamza ile biraz işim vardı. Ne işi? Nedir bu? Gecenin bu vakti? Sen iyi misin Caliz? Sorun nedir? Hayır ha. Annemi tabutu taşınırken... Kurama neden öyle dediğini sormak istiyorum. Mesele ne olabilir ki? Sorun ne? Baba. Hı? Uyuyamıyorum. Haklısın, sen yerde yatmaya alışık değilsin. Ah, sen gel yatakta uyu, ben yerde yatarım. Ah, sorun bu değil. Babaannem bu odada öldüğü için. O yüzden kendimi iyi hissetmiyorum. Anladım. Tamam o zaman, ben
Gidip bir bakayım. Biri hala ayaktaysa seni başka odaya götürmesini söylerim, tamam mı? Hayır, sen dinlen. Ben gider bakarım baba. Emin misin? Evet, merak etme. İyi geceler. İyi geceler. Benim uykum kaçtı. Senin de uykun yok. Babaannem yüzünden değil mi? Benim uykum var. Gidip yatacağım. Ben de odanda kalabilir miyim? Hayır. Ama sorun değil. İleriden sola dön. Ablanın odası orada. Oraya git. Odamda kalacakmış. Yetimhane mi burası? Affedersin. Bana Hena'nın odası olduğu söylenmişti. Hena'nın odası. İçeri gel lütfen. Bu düğün resminiz mi? Güzel çift. Gel lütfen. Bir şey mi istedin? Aslında hayır. Babaannenin odasında uyuyamadım. O yüzden buraya geldim. Ama sorun değil. Gidip orada yatabilirim. Hayır hayır lütfen. Gel. Sen Hena'yla yat, ben babaannenin odasına giderim. Geç. Bu arada Pakistan'da bir ablam olduğunu bilmiyordum. Bilmiyor muydun? Babam hiç bahsetmemişti. Belki annem biliyordu. Muhtemelen Musa'nın da haberi vardı. O her şeyi bilir çünkü. Musa mı? Evet, benim küçüğüm, ortancamız. Ortanca mı? Evet, Musa ve İbrahim benim kardeşlerim. Yani onlar senin de kardeşlerin. Yat artık. Sabah soyem var, erken kalkacağız. Soyem mi? Nedir o? Ölünün ardından yapılan dua adeti. Hena, ışığı kapatayım mı? Ben kapatırım, yaz sen. Bugün sabah namazına geç kaldım. Beni hep annem uyandırırdı. Koridordan bana seslenirdi. Uyan artık reis. Namaz geçiyor. Bu ıssız bir duygu. Ve de garip sanki. Biri kalbimi söküp çıkarmış gibi. Haklısın abi. Bir evlat için acıların en büyüğü. Bunu benim kadar hissetmen mümkün değil. Sen annemin yanında değildin. Annem her sabah erkenden o koltukta yerini alırdı. Dualarını ederdi. Sonra gazete okurdu. Sonra televizyonu açardı. Haberleri televizyonun yanı başında oturarak dinlerdi. Böyle şeyler söyleme artık. O iyi bir yere gitti. Ben
Her sabah kahvaltıyı burada yapardım. O da tam orada karşında otururdu. Nafiz, abini biraz dışarı çıkar. Yoksa böyle konuşup üzülmeye devam edecek. Tamam. Gel abi. Biraz olur. Yürüyelim ha. İyi gelir. Olur, hadi gidelim. Peki. Celis abi. Ben hiçbir zaman senin idealindeki gelin olmadım hala. Ama senin gibi lider olmak istiyorum. Bu mümkün değil. Çünkü liderlik için iyi biri olmalısın. Kimse sana istediğin desteği vermez. O senin yanılgın Safiye. Gün bitmeden seni ilk destekçim yapmazsam o zaman konuş. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Onun burada ne işi var? Buraya ne cüretle geldin sen? Bu eve girebilmek için cürete değil izne ihtiyaç var. Biz ona izin verdik. Senin de aile işlerimize karışma iznin yok. Git şimdi. Tahtına oturdun. Git sorumluluklarını hallet. Gel kuram. Sorun ne? Neyin var senin? Ben o adama güvenmiyorum Safiye. Hamza demişti ki... Yeter artık Celis. Hamza iyice terbiyesiz biri oldu. Sen de onu uyarıp düzeltmek yerine bütün gece şüphenin içini kemirmesine izin verdin. Senin bu kadar şüpheci olduğunu bilmiyordum. Hamza'nın gözlerinde nefret yoktu. O gözler bu ailenin bir evladınındı. Evet ama... O gözler bu evin müstakbel damadını hedef almıştı. Ya annem. Onun söyledikleri. Ecel kapıyı çaldığında insanlar böyle asılsız şeyler söyler. Sen ne dersen de Safiye. Ben bunu Hamza ile konuşacağım. Ona ne soracaksın? Bir şey soracaksan kendini ne sanıyor onu sor. Git sen. Bütün bu bitkiler onlara bakan kişinin artık bu dünyada olmadığını bilse keşke. Bütün bu bitkiler, ağaçlar. Ha, hatırlıyor musun abi? Küçükken hurma ağacından düşmüştüm ben. Ayağım çok kötü kırılmıştı. Evet. Babam o kadar kızmıştı ki hemen o ağacın kesilmesini emretmişti. Ama annem o kadar ağladı ki babam da bundan vazgeçti. Evet. Biliyor musun? Bu anımı iki oğluma da defalarca anlatmışımdır. Ya. Ayrıca biliyor musun? İkisi de en kısa zamanda buraya gelmek, bir süre bu evde kalmak istiyor ama ben acele etmeyin diyorum. Bu ev hep burada, bir yere kaçmıyor ki. Neticede artık ikisi de mal sahibi. Kimler? Oğullarım. Demek istediğim, benim ölümümden sonra payına düşen hisse onlara miras kalacak. Aa, miras. Annemiz vefat edildi, kaç gün oldu? Sen şimdiden miras konuşmaya başladın. O yüzden mi buraya geldin? Annemin isteği üzerine geldim. Ne söylemek istediğini bilmiyordum. Yarım kalan cümleleri beynimin içinde çivili sanki. Hangi cümleler? Sen söyle abi.
Yokluğumda Hena'ya nasıl davrandınız? Annem Şahcihan yengemin adını özellikle andı çünkü. Geliyorsun sen. Bununla ne demeye çalışıyorsun? Açıkça söyle şunu hadi. Kızımın yüzünde en ufak bir yaşam sevinci görmediğimi söylüyorum. Zavallı kız sürekli dehşeti yaşamış gibi bakıyor. Nafiz, bunu başka zaman konuşalım. İyi misin Hena? Ateş çemberinin içinde kalmış biri nasıl iyi olabilir? O halde bunu Hamza'ya söylemen gerek. Ona ne diyeceğim? Sen hiç kaynar su gördün mü? Şu an öyle. Kanı kaynayan sudan farksız. Ben de bir yanardağın yamacındayım. Hena, bak. O gün annem beni durdurmuştu. Hamza dur, ne yapıyorsun? Delirdin mi sen? Bırak onu, bırak. Onu mu koruyorsun sen? Hayır. Hamza. Hena. Onu kurtardın değil mi? Elbette. Bunu sen yapmasan kim yapar? Seni katil olmaktan kurtardım. Yalan söyleme Hena. Yalan söylemiyorum Hamza. Bunu bir kere yaptım. Ve yakalandım. Neden yalan söyledin Hena? Ne için bu kadar suskunsun? Ölüm insanı susturur derler. Evet. Ama sadece yüreğinde Allah korkusu olanları. Ötekiler ölüyü bile çiğneyip geçerken bir yandan kahkaha atarlar. Biliyor musun Samin? Ölüm bazen insanı acımasız biri de yapabiliyor. Sevdiğin insanları bile düşmana dönüştürebiliyor. Annemin ölümü de beni taş kalpli biri yapmıştı. Bugün ne kadar ciddi görünüyorsun. Ciddiyim. Neyse. Babaannen çok iyi bir kadındı. Onu çok az görmek nasip olsa da bana hep iyi hissettirdi. Sami'nin nişanını sonlandır Safiye. Samin, küpeler sana çok yakışmış. Evet, annen de öyle söyledi. Onları takmaya devam et. Evet evet, oraya da çarşaf yaymamız gerek. Odaya hemen çeki düzen ver. Gel buraya. Dur, bırak kolumu, ne istiyorsun? Kolunu bırakmam bir şeyi değiştirmez. Yakayı ele vermek üzereyiz. Yakayı mı? Ne alaka? Annem hepimizi odadan çıkarttıktan sonra Nafiz'le ne konuştuğunu biliyor musun?
Bana Hina'ya yapılan kötü muameleyi soruyordu. Özellikle de senin adını anarak. Benim adım. Evet. Sen de ona iyi davranmadın. Beni mi ateşe atacaksın? Niçin yapayım bunu? Bana şunu söyle. Kardeşin bunca yıldan sonra bizden hesap mı sormak istiyor? Buna nasıl cüret eder? Asıl o ahlaksız kızının başını oğlumuzla bağladığımız için bize dua etmeli. Yoksa o budala kız... Nafiz annemin son nefesine Hena'nın çektiklerini anlatırken verdiğini söyledi. Beni çok iyi dinle şimdi. Annem Nafiz'e ne anlattıysa bunu boşa çıkarmak zorundayız. Bize sormak istediği çok şey var. Ona cevap vermek için kendini yorma. Seni temin ederim. O baba kız yüzlerini saklayacak yer bulamayacak bile. Geçmişi bırak, geleceğe bak sen. Önemli olan bundan sonra ne olacağı. Bundan sonra olacaklar derken? Bak, beni çok iyi dinle. Benim de kendime göre bir hesabım var. En ufak bir sorun çıkmamalı, yoksa büyük kayıp yaşarım. Öyle üzgünüm ki evde bir sürü insan var ama babaannemin yokluğunu hissedebiliyorum. İyi ya, evden çık biraz. Ruh halin biraz olsun düzelmiş olur. Okula ne zaman geleceksin? Bilmiyorum, belki birkaç gün sonra. Birkaç gün mü? Seni görmeden bu kalbe nasıl söz geçiririm ben? Bütün şehir taziye için burada. Ama sen telefonda çene çalıyorsun. Ne ilgisi var? Babaannem için biraz Kur'an okudum, dua ettim. Dinlenmeye izin yok mu? Telefondaki kim? Bir arkadaşım. Babaannem için başsağlığı diliyor. Öyleyse taziye için eve gelsin. Telefonla olmaz öyle şey. Kapat onu hemen. Aşağı gel. Alo? Kimdi o? Evet, annemdi. Öyle mi? O halde taze için eve geleyim. Onun da dediği buydu. Bu vesileyle tanışmış oluruz. Tanışmak mı? Henüz o kadar modern değiliz. Desene, bu büyük sorun olacak. Aşkımız senin tutucu ailen yüzünden ziyan olup gidecek. Hayır, öyle bir şey olmaz. O kadar tutucu değiliz. Sami'nin olayını biliyorsun. Müstakbel damadı o getirdi. Ve bana öyle geliyor ki Hamza abimin Hena'ya olan aşkı bitmedi. Onun aleyhindeki hiçbir şeyi dinlemiyor. Namazında niyazında bir kadındı. Allah mekanını cennet etsin. Allah razı olsun. Sağ olun. Allah kabul etsin. Çok güzel bir dua oldu. İkramlar da gerçekten çok iyiydi. Geldiğiniz için sağ olun. Kalan cenaze işlerini en güzel şekilde halletmek için elimizden geleni yapacağız. Allah razı olsun. Bir anne ölümden sonra daha ne isteyebilir ki? Evet, çok haklısınız. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. Ayağınıza İyi sağlık. Günler. Sağ olun. İyi günler. Selametle. Hayır hayır, şimdi olmaz. Gel ne? Böyle. Biraz bekle. Kalk oradan. Buradan gidiyorsun. Bundan sonra da bir daha seni bu evde görmeyeceğim, tamam mı? Yenge, ne diyorsun? Delirdin mi sen? Kim olduğunu biliyor musun? O bizim müstakbel damadımız. Dünden beri aynı tiyatro. Karın bitiyor, oğlun başlıyor. Bugün de kurama bıçak çekmiş. Bıçak mı? Ama neden? Kim yaptı bunu? Ne zaman? Benim bir şeyden haberim yok. Ama onurlu bir erkeğin yapacağı budur. Şahcığım. Anne lütfen. Yapma bunu lütfen. Ne sanıyorsun? Sen dur dedin diye duracak mıyım? Hayır Hamza.
Hayır. Bugün değil. Sen mi söylersin, ben mi anlatayım? Teyze, lütfen bunu yapma. Hepimizin iyiliği için, lütfen. Anne, lütfen. Artık hayatımı bir drama dönüştürmekten vazgeç. Sana gelince, ne bundan önce bu evle bir bağın vardı, ne de bundan sonra olacak. Şimdi git buradan. Hamza, bu nasıl bir konuşma şekli? Onunla bu şekilde konuşamazsın. Samin, lütfen. Kur'an'la bir ilişkin olamaz, inan bana. Sen neden burada duruyorsun? Odaya git hemen. Hayır, gitmeyecek. Buradan ayrılmayacak. Gitmeye kalkarsa anne, saçın... lütfen. Şu haline bir bak. Bugün bu haldeysen bundan o sorumlu. Hamza, neler oluyor burada? Bu adamla ne meselem var? Benim meselem yok baba. Siz hala ne bekliyorsunuz? Gönderin onu buradan. Sen kimsin ki onu buradan kovuyorsun? Teyze, lütfen. Lütfen bana güven. Bu adam değil Samin'i. Gölgesini bile taşıyamaz. Lütfen ona buradan gitmesini söyleyin. Yeter artık. Yeter artık. Bana biraz insaf et. Her ne ifşa edeceksen yap bunu. Benim kalbim artık bunları kaldıramaz Hamza. Allah aşkına biri bana burada ne olduğunu açıklayabilir mi acaba? Böyle hangi sorunu çözmeye çalışıyorsunuz? Ve Hena'nın bütün bunlarla ne ilgisi var? Baba bak, Hena ağlıyor. Durma. Anlat çabuk. Babaannenin önünde kabul ettiklerini, hepsini tek tek anlat. Böylece bütün sorunlar çözülmüş olsun. Ama kızının ağzını bıçak açmıyor. Bir kez daha soruyorum. Hena'nın bu olanlarla nasıl bir ilgisi var? Anne, neden anlamıyorsun? Şerefim söz konusu. Sen haysiyetini böyle bir kadınla yaşamaya başladığında kaybettin. Nasıl bir kadın? Ahlak yoksunu! Bak yenge! Yeter! Biz neden bu saçmalıkları dinlemek zorundayız? Bu teyzem de gelininin sorunu. Onlar halletsin. Biz gidelim buradan. Gel Kur'an. Şafak Kur'an'ın teyzesinin kızı. Biz ilk onlarda tanışmıştık. Hena? Bunlar geçmişte kalmış şeyler. Ben her şey geride kaldıktan sonra Samin'in hayatına girdim. Samin. Çekil git buradan. Defol. Yürü. Yürü. Sana git dedim. Beni bir kere dinleseniz. Git! Git diyorum. Koi toh mera apna koi to sahara ho gham mere theher to jaye koi kinara ho thes aisi dil pe lagi kya guna. Yine mi Hena? Yine mi aynı şey? Neden böyle? Adam bu eve geliyor, gelip onu görüyor, sen de bunu biliyordun. Niçin kimseye bir şey söylemedin? Bana bile! Ne yapabilirdim? O kadar huzursuzdu ki. Telefonda ondan sürekli bir şeyler talep ediyordu. Aileni buraya gönder, gelip beni istesinler diyordu. Durma, sor ona söylesin. Bir yalanım varsa eğer yüzüme çarpabilir, sor ona. Her neyse Şahcihan. Bu evin büyüğü benim. Annem de buradaydı, ona söyleyebilirdin. Of reis, her şeyi bildiğin halde neden haberin yokmuş gibi davranıyorsun? İnkar ederdi çünkü. Yengemin yalanı der, kendini sıyırırdı. Bana iftira ediyor derdi. O zaman delili nereden bulabilirdim? Bu yüzden kendimi sağlama almak için adamı arayıp buraya çağırdım. İleride onu ifşa etme şansım olabilir dedim. Ama ne var ki hakkındaki gerçek su yüzüne çıkmıştı bile.
Meğer bu adam aslında arkadaşının nişanlısıymış, onunla sadece gönül eğlendiriyormuş. Böylece ben de sustum. Ama hayır. Şimdi iyi düşün ve söyle bana. Kuram nasıl oldu da tek kız o kalmış gibi bula bula Samin'i buldu? Hayır, bunu Hena yaptı diyorum. Kuram bu eve kolayca girip çıkabilsin diye onu Samin'le tanıştırdı. Onu bu eve getirdi. Hayır, ben onu asla bu eve getirmedim yenge. Bunu asla kabul etmiyorum. Hena. Nasıl bağırırsın? Yalan söylüyor. Sen hangi cüretle karşıma geçip bana yalancı diyorsun? Defol. Çık git buradan. Şaşın. Git dedim sana. Şaşın. Kızını da al git buradan. Gözüm görmesin sizi. Üzerinden yük kalksın diye onu benim boynuma astın. Çıkın gidin buradan. Hiçbir yere gitmiyor anne. Ve neden gitsin? Yine mi aynı şey Hamza? Yine mi? O yalnız değil anne. Bebeğimi taşıyor. Adam bu eve geliyor. Gelip onu görüyor. Sen de bunu biliyor. Niçin kimseye bir şey söylemedin? Bana bile! Desene bu büyük sorun olacak. Aşkımız senin tutucu ailen yüzünden ziyan olup gidecek. Yeterli. Bu benim kişisel meselem. Ne yapmam gerektiğine ben karar vereceğim. Doğru karar Hamza. Bu kararı sadece sen vermelisin. Kim olursa olsun karı koca arasına giren üçüncü kişi yabancıdır ve yabancılar sınırlarını asla aşmamalıdırlar. Bana yabancı mı diyorsun? Senin suratın... Yenge! Kendine gel. Sakın buna cüret etme. Benim önümde bile çocuklarıma el kaldırabiliyorsan kim bilir yokluğumda neler yaptın. Burada bir dakika daha durmayacağız. Gidelim Meryem. Evet evet gidin. Gidin buradan. Ama yalnız gitmeyin. Öteki parçanızı yanınıza alın. Evet, Hena'yı da yanımıza alacağız. Baba, giderken Hena'yı da götürelim. Onu da götüreceğiz değil mi baba? Söyle. Evet evet, durma, babanın elini tut. Onu çok bekledin değil mi? İyi ya, sonunda seni almaya geldi işte. Dediğim gibi, Hena hiçbir yere gitmiyor. O kadar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.